Mir Sadikova. Mir Sadikova mı? He, Mir Sadikova. Biz 15 yıldır tanışıyoruz ve ben senin soyadını bilmiyor muyum? Mir Sadikova. Hayır, senin benim soyadımda dün bir tane arkadaşla temizliğe gittik. Adı Bek Paşa. O Bek Paşa diyene kadar o paşaların kafasındaki şeyler var ya. Kaç tane adam bir umdurunca kızıydım. Şey mahkemeye verdiydim adını dedim. Adı Bek Paşa mı kızı? Bek Paşa. Kalk bu da mutlu hiç şey üzüntü falan da yaşamıyor. O adıyla mutlu çok barışmış. Evet, balam konuşmaya başladı. Kanalıma hoş geldiniz. Adı Bek Paşa'dan da ahat olur mu? Tövbe estağfurullah. Onu... Efendim, Türkiye'nin en hijyenik kadını yanımda şu anda. Çok mutluyum. Temizliğin sultanı, temizlik ustası, psikoloğu, her şeyi yanımda. Benim canım Balam. Biz sanırım 15 yıldır mı tanışıyoruz Balam? 2007. 2007 mi? 2007 Şubat'ta tanıştık. 12 yıl evvel. 12'yi geçtik. Geçtik mi 12'yi? 12'yi geçtik. Çok aşığızdır birbirimize, biliyorsunuz zaten storylerimden. Yani ikinci annem gibidir benim Balam. Birbirimize Balam demenin sebebi şuydu. Bak doğru hatırlıyorsam sen beni uyar. Yanlış hatırlıyorsam da uyarabilirsin. İkimizin de Türkçesi çok iyi bugün. Şöyle ki bunun hiç erkek çocuğu olmamış. Bunun dediğim Balam'ın. Ve orada Türkmenistan'da galiba erkek çocuklarına Balam diyormuşsunuz. Siz değil mi Balam? Yavrum diyorsun ya onun gibi. Yavrum diyorsun ya onun gibi diyor. Evet. Sinirim çok bozuldu. Bu video nereye gidiyor? O yüzden iki tane kız çocuğu olmuş ve beni balası olarak kodladı. Ben ona Balam dedim, o bana Balam dedi. Yıllar böyle geçip gitti. Sen ne düşünüyorsun benimle ilgili Balam? Hadi beni öp. Seninle ilgili mi? Evet. Ne düşünüyorum? İyi şey düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Memlekete gittim ya. Evet. Memlekete gittim, orada 5,5 sene kaldım, gelemedim. Sadece senin şeyini çalmıştım, haberin yok. Sonra geri koydum, getirip yani. Fotoğrafları. Yok, çay keyfi reklam yapmışsın diye evet. Disk, onu çaldım ama geri getirdim. 5 senedir onu izledim memlekette. Gerçekten. Evet. Benim reklamım İtiraf vardı. İtiraf ediyorum şu an. Reklamım vardı, onun CD'si vardı. O eskiden bilgisayarları takıp izliyorduk ya işte. CD'de kayıtlı şey Türkmenistan'a götürmüş, orada bana ulaşamadığı zamanlarda onu izlemiş. Ben de kadın sanki... Şey Fransızca konuşuyormuş da çeviriyormuşum gibi, niye öyle oldu? Psikolojimi bozdun kadın. İbrahim Bey'in, yani ben kendimi tanıdığım günden. Kendimi bildim bileli, hayranıyım, hastasıyım İbrahim Bey'in. 25 yıllık hasretli, her zaman yıllık. Geldim gittim İstanbul'a. Ben gerçekten inanılmaz düşkünüm Balam'a. Çünkü annem bana eziyet ederken mesela o çocukluğumda üniversiteye giderken annem gerçekten yan odadan şöyle bağırdı. 25. kez alarm çaldığı için odada ve ben asla uyanamadığım için yeter artık kalk hayvan diye bağırıyordu. Balam odama girip böyle yapıyordu. Beynim Balam, Balam güzel, Balam kalk diye sırtımı seviyordu. Evet, hadi bize temizlikle ilgili bir şeyler söyle. Benim en beğendiğim özelliğin, en beğendiğin bende. Sende mi? He. Tavlu çok alıyorsun, deterjan çok alıyorsun ya onu veriyorum. Çok deterjan alıyorsun, bol bol deterjan alıyorsun. Alıyorum. Onu paraya beğeniyorum. Kıyıyorum. Evet, onu beğeniyorsun. Başka? Onu beğeniyorum. Bu da çok temizsin, titizsin. Onu beğeniyorum. Evet. Bir de başka şeyler var da söylenmeyecek şeyler var. Söyle, tuvaletle. Söyle, söyle. Hiç ayıp değil. Ayıp değil mi? Hayır, niye ayıp olsun? Tuvalette ilgili kameraya bakıp da arada konuş. Ha. Şey yapıyor, çok seviyor temizliği de şey yapıyor, tuvaletin çok temiz kullanmasını şey yapar. Mesela bazı erkeklerin tuvalet kullanışı gibi değildir. Balam çok titizdir. Benim evimde mesela kimse ayakta çişini yapamaz. Yapamaz. Her gelene uyarı veririm. Benim evimde ayakta yapamazsınız kardeşim. Evet. Ben böyle bir cinsim. Böyle bir cinsim. Ben bunu yıllar evvel annemde gördüm. Yemin ediyorum. Babam, rahmetli babam yaşıyordu. Evde karılı kocalı kocaman bir ekip vardı. Annem elinde bezle geldi. Böyle salonun ortasında böyle yaptı. Beyler, benim evimde ayakta işleyemezsiniz. Herkes dedi oturarak işleyecek dedi. Ortam buz kesti. Babam kıpkırmızı Annemin manyaklığı herhalde bana da geçti. Ben de çok titizim o konularda. Bana temizlik tüyoları versene. Mesela çok kaliteli bir şeyleri beyazlardan bahsediyorum. Bir şey leke değiyor ya. O hiçbir şey deterjan, hiçbir şey bozuyor tabii. Bazı çamaşır suyu bozuyor. Beyaz sabun var ya. Beyaz sabunu süreceğim. Tamam mı? Süreceğim, biraz bekleteceğim. Biraz böyle olacak. Çoraplar beyaz sabunla beyaz olur. Peki benim çektirdiğin kazaklarım, ayakkabılarım, onlar hakkında da biraz konuşsana.
balam. O bu şey... kadar kalan kazaklarım. 3 yaşına geri dönersem giyinebileceğim hani. Hatırlarsın onları. Balam onu şey, iş saatlerinde ilk adımdan dolayı görmemiş olur. Böyle o bir çamaşır. Onların yün programda yıkanacak, yün deterjanla yıkanacak ya. O bir normal çamaşırların arasına sokulup gitmiş olur. 2'ye 3'e kadar gece çalıştım saatlerde yapmışım olabilirim. Geç geliyorum. Uyandıramıyorum. Saat 2'de 3'te geliyorum. Tabii ki saat normal kalma. Sonra da taksiyle eve gidiyorum. Ama şimdi bebek olduğum için benim uykuya ihtiyacım var. Gerçekten ya büyüme çağındayım ben. Mesela balam aslında kedilerle, hayvanlarla iletişimi yüksektir ama öyle çok evde sevmez, huylanır yani. Evet. Titizdir çünkü öyle tüyümü görmeyecek balam. Ama benim kedimle, kuşumla tabii ki benim olduğu için onlar deli gibi ilgileniyor. Evet. Kediyi de çözdü. Kediye şunu öğretti ya, Rusça'da Gorka diye bir şey varmış. Gorka öpücük müydü? Evlenirken... Evleniyorlar ya, siz de şey burasından öpüyorlar, Ruslar da dudağından, Gorka, Gorka diyenler dudağından öpüyor. Bu da kediye bunu öğretmiş, sabahları evde Gorka, Gorka diyor, kedi geliyor bunu dudağından şey, öpüyor. Ben de şey yapıyorum, yukarıya kaçıyor, o da yukarı gidiyor, öpene kadar gidiyor. Kediye bunu öğretti, Gorka. 12 yılda bana Gorka desen ben öpmeyi öğrenemezdim yemin ediyorum. Bak kedim ne kadar zeki. Kuşumu seviyor musun? Kuşu seviyorum da şey... Soru olmadı. Kuşu seviyorum da iğmeni yapıyorsun ya şey... Sonra süpürge yapıyorum. Bunu da yeni öğrendik. Ben mamaları hep çöpe döküyordum. Meğerse mamanın üst katmanını böyle üfleyince o kabuklu yemişler uçuyormuş. Altta da iyi mamalar, kabuklular altta kalıyormuş. Bunu öğrendik. Şimdi evde durup durup üflüyoruz. Ağzımız burnumuz çerez oluyor. Çerez mi? Şey oluyor. Kabuk oluyor. Sonra... Şeyle yapıyorum. Peki sana hiç ayıp ettim mi? Hiç kalbini kırdın mı? Benim mi? Evet. Evet, kalbime kırdım. Valla. Gerçekten hiç kırmadın mı? Gerçekten hiç kırmadım. Sen de beni hiç kırmadın biliyor musun? Gerçekten. Vallahi hep sevdim. Sen hep iyi kalplisin. Bir keresinde ev misafir geldi eve. Çok, çok misafir. Geç gittiler, geç yemekler falan. Sabah şeyi topluyorum, evi topluyorum. Bayağı yüksek şeyde para buldum. Euro falan var. Dedim abla ben para buldum dedim evden dedim. Aha kimin hoca acaba dedim. Ben ara öğrenirim dedim. Ben annesine verdim tamam mı? Sonra Enis dedi. Bana niye paralar almadın kendi cebine koymadın? Kimse bilemezdi. Adım dışarıda düşürmüş zanneder diye. Bana böyle dedim. Balam dedim. Çoluğum çocuğumdan çıkar korkarım öyle şey yapmayın dedim. Bana verseydin benim çocuğum yok değil. yavrum ben bayağı hırsızmışım haberimiz yokmuş. Şey... Burada kendini övdün beni gömdün lan parayı cebe mi at dedi. Yok kadar şey niye almadın diye beni şey öğrenmek istiyorum. Ben de çok korkarım para pul olaylarından yani yıllar evvel ben ilkokuldaydım ya. 5000 lira mı vardı? Böyle sarı bir kağıt para vardı. Neyse. Eve doğru yürüyorduk arkadaşımla. Yürürken yerde 5000 lira buldum. Böyle bastım. Aldık parayı çocukla etrafa baktık. Düşüren yok. Murat diye bir arkadaşım hiç unutma. Murat'la eve gittik. Annem böyle yaptı. Çocuklar bunun 2500 lirası. Senin 2500 lirası senin dedi. Bize parayı böldü. Murat'ı eve gönderdi. Sonra benim param annemde kaldı ama. Annem onun üzerine pazara gitmişti. Pazarda 10.000 lira kaybedip gelmiş. Annem dedi ki işte oğlum dedi bize dedi böyle paralar hiç yaramaz yavrum sen yerde gördüğünü bırak demişti. O günden beri ben de ödüm kopar bir kuruş geçer de bana bilmem ne olur diye ama benim mesela şöyle bir bizim arkadaş grubunda şöyle bir adım çıktı. Bir gün eğleniyoruz bir yerde dansöz çıktı 15 yıl evvel dansöz de benim yanımda dans ediyor. Bana arkadaşlarımdan biri 20 lira uzattı bunu dedi dansöz sıkıştı. Ben de hayatta en utandığım şeylerdi ben dansözü nasıl böyle para sıkıştırayım hiç beceremeyeceğim şeyler. Ben parayı aldım kıza böyle yaptım olmadı şöyle yaptı anladın kız hala köpek gibi yetişemiyorum kızım bir yerlere. Ha kız hala baba baba. Derken ben onu almışım, cebime koymuşum. Herhalde sonra yaparım hani bu işi beceremeyeceğim diye. O günden beri benim 20 lira çalmamı konuşur bütün ekip. Ben tabii sonra sarhoş kafa unuttum onu cebimde. Herkes meğer bütün masa beni izlemiş. Ben 20 liraya cebe atmışım. Hayat hikayem bu kadar. Instagram'da ünlü temizlik sayfaları var. Kadınlar birbirlerine temizlik tüyoları veriyorlar. İşte temiz evim, mutlu evim, güzel evim falan gibi sayfalar. Evim evim temiz evim diye bir hesapta sorulan bazı soruları size soracağım. Senden bir ricam olacak. Mikrofiber bezleri için bilgi verir misin? Hangisi en iyidir? Hangi bezi? Sarı bez mi? O lavabonun kenarındaki mikrofiber dedikleri sarı bez mi? Yoksa yeşilleri de var. Onlar ha yeşil de olur sarısı. O mu mikrofiber bez? O.
Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Tarı bezleri hiç sevmiyorum. Çok ince oluyor onlar. Onların rengarenkleri oluyor. Bu da kalınlar oluyor. Onlar çok güzel. Ben de onları severim. Çok evet, ben de kalın. Onları severim. Evet. Evet. Bu da şey, hiç paspas kullanmayın. Yerleri elde silin. O kadar güzel oluyor. Ben de temizliği elde severim. Doğru ama. Yer. Biz de balamla yere bir çömeriz. Bütün gün yer sileriz biz. Evet, biz öyle yapıyoruz. Biz öyleyizdir. Paspasla şöyle geçiyorsun, tamam mı? O, kabasını alır evet, o. Evet, önce süpürge yapıyorsun. Aynen. Sonra paspasla böyle üstünden aldın. Aldın. Sonra elin al, bezin al. Alır, onu bir sıkarsın. Sıkar. Bak, yere böyle böyle yaptın mı? Bak, bütün elen, keder. Canım çekti, gideyim. Canım mı çekti? Aynen, benim de inanılmaz. İnsanın canı temizlik çeken bizim çekiyor. Biz böyle bir aileyiz. Bir de şey var, ben 12 saat durmadan çalışıyorum. İnsan çıkarken yorulmaz mı ya? Bir kere yoruldum. Demedin. Yorulmuyorum yani, bir kere yorulduğumu hissetmiyorum. Kaç yaşındasın bana? Ben 53. Kaç? 53 yaşında bana. Tabii aramızda 30 yaş var bizim balamla. Tam çocuğu yaşındayım. Bir yaş var aramızda. Bu kısmı atar mısınız? Yaşım çıksın istemiyorum ortaya. Öyle mi? Gönül yazar gibi saklıyorum yaşımı. Sen niye... Olamaz. Ben çok küçüğümdür senin yanında. Öyle mi? Ay. Yalanı beceremiyorum da ondan anlamıyorum. Her şeyde din çıkarıyor. Evet, soru. Annemler yeni bir eve taşındı. Bakın sizin durumunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Duvarlarını sileceğiz. Ama nasıl silinir? Neyle silelim? Nasıl kolay olur? Arap sabunu ve toz bezi ya da cam beziyle olur mu? Şimdiden teşekkürler. Duvarları cam bezi olmaz falan. Olmaz. Arap sabunu çok... Müthiş. Beyaz o kalıp sabun değil mi yok, Marlon? Yok, benim beyaz değil. Arap sabunu. Biraz beyaz değil mi Arap sabunu? Yok. Ha, sarı. Böyle. Bıcık eder. Evet. Çok severdik çocukken, hep bıcık evet, bıcık evet. Ederdik. Silikon gibidir. Evet. Evet, ondan. Onunla mı duvarları sileceksin? Güzel oluyor mu? Güzel oluyor. Tabii. Mikrop öldürüyor, çok güzel. O yürüyen mikroplar var ya, böyle otururum onları. Mikroplar yürüyor mu? Görüyorum, ben görüyorum. Yürüyor. Ben çok korkuyorum böcekten, mikroptan falan. O yüzden geliyorum, kazıyorum, görmüyor mu? Dün evime böcek girdi, sen de yoktun. Evet. Ay, o kadar korktum ki. Böcek hikayesinden gel. Ama geç. Gerçekten 40 karamiler girdi hayır, evime. Hayır, bir kere eve şey girdi de, şey girmiş. Büyük sinek. Bırçığlıklar atıyor. Ben de o arı diye korkuyor diyor. Balam arı değil, arı değil. Balam arı değil, arı zannediyor diyor. Arı diye düşün, korkuyor. O bak meğerse o sinekten, büyük sinekten bile korkuyor. Ablama sonra anlattım. Abla iniz böyle değil mi? İnsan da bir böcekten korkur. Annem de öyle ya, böceği alır böyle atar annem mesela. Benim en korktuğum şey hayatta. Kocaman sinek yiyordu. Çıkmak istiyorum. İki tane mi koşuyor? Bu da sultanım da sultan. Bana şey veriyor, kapını açıp sprey veriyor. Sık da öldür diyor. Balam sen arı değil ki diyorum. O sinekten korkuyormuş meğerse. Ben her şeyden çok korkuyorum. Ödüm kopuyor. Ben evde burun buruna gelmeyeceğim. Yanımda biri varsa olabilir. Ama ben kumda bile yürüyemiyorum arkadaşlar. Oradan kertenkele çıkar ayağım ısır diye. Denizde yanımdakine böyle bakın böyle yüzüyorum. Anladınız mı? Tutunarak ayağımı asla değdirmem ben. Çok korkarım öyle yosun mosun. Yemek yediği zaman yanında hiçbir şey, yanlış hiç kimse bir şey yapmayacak. Ya, yoksa da yemek mesela bardağını böyle götürüp vereceksin. Tabağını böyle götüreceksin. Tabağını şöyle tutarsın. O tabak yemez. Huylanırım. Huylanır. Babam emekli oldu. Hayırlı olsun. Eski üniformasındaki yapıştırılmış armaları çıkartmak istiyor. Oldukça iyi yapışmış yalnız. Var mıdır öneriniz? Anladın mı? Şey bir şey yapıştı. He is a soldier. And the rosettes is here. When the rosettes put me down. Okay. Okay. Under the uhu here. Uh-huh. And these uhus how together. Yes. Şey... Yes. Biz eskiden ciklet yenmiş yapışardı. Elbiselerimizi ciklet yapışardı. Biz onu buzluğa koyardık, o sertleşerdi. Evet. Buzlukta. Evet. Derin dondurucuda yani. Evet. Koyun sertleşerdi, o sonra böyle şey yapardık, kendi kendine dağılırdı. Aa, güzel fikir. Bakın buzluğa ceketi mi koysunlar buz? Derin dondurucuya. Derin
Yanlış öneriler veriyormuşsun gibi geliyor ha. Millet vallahi bize mahkeme açar ha. Bizi savunma açarız, ne yapacağız? Savunma mı açarız? Ay, sen aklı değil. Sokakta tanıyorlar mı seni? Evet, çok tanıyorum. Neler geliyor başına, söyle bakayım. Neler geliyor başıma? Şey, bir kere otobüs durağında şöyle oturuyorum. Oturuyorum, telefonla konuşuyorum. Bir tane güzel bir kadın geçiyor. Takipteyiz, takipteyiz dedim. Teşekkür ederiz dedim. Evet, bu kadar mı? Bir yok kişi mi tanıdın? Yok ya, ne bir kişi. O gün bir tane genç çocuk, ben de yürüyorum arkadaşımla. Ümmü geçti, pardon abla dedi. Yakışıklı ki 16 yaşlarından falan. İndi Sarıkan'ın evinde abla mısın sen dedi. Evet dedim. Ay abla selam söyleyin diye. Herkes selam söylüyor, selam söylüyor diye. Seni çok seviyorlar ama biliyor musun? Herkes bana balam balam diyor sokaklarda, yemin ederim inanılmaz. Lavaboları nasıl temizliyorsun balam balam? Ben o çamaşır suyunu döküyorum ya, evet. Şeye anla, mutfaktaki lavaboya. O bir de böyle gümüş ya o. Ne onun yapısı, o gümüş olan lavaboya evet. Ne denir? Bir parlıyor ya böyle. Domestos. Marka ver. Aman versin o. Hosmestos. Hosmestos. Hosmestos'u döküyorsun oraya. Orası evet. Pırıl pırıl olmuyor. Pırıl pırıl oluyor. Çok böyle mutlu oluyorum. Evet. Ben çok de güzel. Çok seviyorum. Bakma yapmaya üşeniyorum ama yaptım mı çok mutlu oluyorum. Eskiden çok iş yapardın ya. Sonra yaşlandık falan biz de. Demin gencim çocuğum diyordun. Evet. Gencim de hani bebekliğimi attım. Şu an ergenlik çağın değil mi? Doğal olarak ergenlikte insan aklı başka şeyler de oluyor ve temizliğe odaklanamıyor. Yok, işin çok. Evet ya. Sivilce çıkarttım ha. Ergenlikten çıktı. Çocuğa tuvalet eğitimi veriyorum ama çocuk yatağa işledi. Nasıl temizleyebilirim? Şimdiden teşekkürler. Leke nasıl çıkar? Çiş lekesi nasıl şimdi çıkar? Öncelikle hanımefendi, yatağın altınıza poşet. Yok. Çocuk ya da alez var ya. Alez var ya. Bizde de alez var. Alez mi var? Bizim gençliğimizde alez mi vardı? Şu an var, biz şu an ya, çarşafın altına anamız torba koyardı. Değil mi bala? Ama şu an kim soruyor? Evet sen söyle bala. Onu şey, onu çıkartmak asla mümkün değil. Onun bir tek çıkartma yolu var. Bu biz o gün şey yaptık evde. Yıkamacı çağırdık. Adam böyle yıkama makine getirdi böyle. Bizi böyle dır dır yatağı yıkadı. Yatağın içinden çıkan pislik suyu midem kalktı yani. Enisi yatağı mıydı? Yok yok benim evde. Yatağım, benim yatağımda makine... pislik çıkar mı be? Yok bunu alez kelimenin şey yatağı yıkadı. Koltuk yıkayan canlar yapıyor. Benim koltuk vücudum da alez gibidir zaten. Hep kok... dış işemez ki. İşemez. İşemiyor. Bu işemiyor diyor. Evet. Buzluktan çürüyor. Tatil demiş, elektrik sıkıntısı yüzünden bütün etler çözülmüş, suları dışarı akmış ve iğrenç bir koku oluşmuş. Ne yaptıysak bitmiyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben makineyi çöpe atardım. Buzdolabını çöpe atarım. Yok, şey koku gidermek için şey limon, bol limon suyla, bol limon suyla yıkayacağım. Asla deterjan kullanmayacak, bol limon suyla yıkayacağım. Buzluğun içine. Fişini çekip erittikten sonra yapacağım. Zaten erimiş işte. Ha bu da şey, şeyi o çalıştırıp kapısını açıp 5-10 dakika bırakırsam temizlikten sonra. Çok güzel çıkıyor. Kokusu hemen kapatmayın. Çıkıyor. 5-10 dakika koyuyorsun. Sen de öyle yapıyordun. Efendim biliyorsunuz her zaman dediğim gibi benim kanalımda her bölüm çok değerli konuklar ve çok değerli bilgiler oluyor. Bugün konuğum Balam'dı. Bize temizlik sırlarını açıkladı. Artık siz de evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Biliyorum bizden evvel asla temizlikler hiçbir şey bilmiyordunuz. Artık bilgi sahibisiniz. Bana şükrettiğinizi biliyorum. Ben de size şükrediyorum. Ne olur kanalıma abone olmayı unutmayın. Temizlik çok önemli. Yaz aylarında yıkansınlar evet, bir de günde evet, iki kere. İki kere. Bu da yerleri mutlaka elle silsinler. Pas pas değil. Elle silsinler. Eller. Ve günde iki kere yıkanın. Çünkü Allah korusun. Yeril yeril kokanlar var bala. Evet. Sen hiç benim koktuğumu gördün mü? Kokar mısın? Balam sen mis gibisin. Değil mi? Doğruyu söyle. Ölümü gör. Bak. Bana. Ki 7 gündür yıkanmıyorum.
bir şey. Mis gibi kokursun. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçen sette dediler ki vay be Enis Bey, kaç yıldır sizinle çalışıyoruz. Bir kıyafeti giyiniyorsunuz, sette 20 saat üzerinizde kalıyor. Bir kere koptuğunuzu görmedik dediler. Ben bir mutlu ol balam buna. Dedim hiç değil mi dedim. Hiç dediler. Pamuk gibiyim balam. Balam sen hiç kokmarsın. Balam ben pamuk, sen pamuk. Bu kanal pamuk. Siz seviyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Temizlik çok önemli. Deodoranınızı sıkın. Mis gibi kokun. Sizi seviyoruz. Banyo yapın. Banyo yapın. Yerleri de elle silin. Yerleri elle silmek çok önemli.